Bir kıymetli izleyicimiz e, diyor ki Güney Kore'den bahsettim ihtiyaç sahibi sosyalleşme problemi yaşayan gençlerine 490 dolar aylık harçlık veriyor Güney Koreliler. Böyle bir uygulama başlattılar. Bir, bir kıymetli izleyicimiz de demiş ki biz de 10 GB bedava internet veriyoruz. O seçimden sonra daha henüz verilmedi. Muhalefet de iktidar da bundan bahsediyor. Bana kalırsa kesinlikle yetmez. Bunun sınırsız atmosferik internet olması lazım. Bilhassa öğrenciler için böyle olması lazım. Atmosferik internet yani hava gibi her yerde ve ücretsiz öyle olması lazım. Ama neyse fakat veriyor veriliyor da ondan sonra da daraltıyorlar, bant daraltıyorlar, interneti kesiyorlar, sosyal medyayı kapatıyorlar. Bir anlamı kalmıyor ki. Bir anlamı kalmıyor. Öyle, öyle verilir tabii. Ne olacak? E, Meral Akşener'in şu sözü dikkat çekici. Önümüzdeki günlerde konuşacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saygıyla yolcu edeceğiz. Saygıyla yolcu edilecek dedi. Şimdi bu ilginç bir cümle. Gerçekten. Elbette bu ülkede seçilmiş ve uzun yıllar görev yapmış insanlar... Seçmenleri vasıtasıyla kurumsal olarak tabii ki saygıyı hak etmiştir. Muhakkak. Dolayısıyla bunun ifade edilmesi de önemlidir. Onu da söylemek lazım. Önemlidir. Ee, ben e, saygıyla yolcu edilecek ifadesini aklınızın bir kenarına yazın derim. Önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz. Biraz daha konu açılınca. Çünkü bilerek söylenmiş bir Stratejik bir cümle olduğundan neredeyse eminim. Bu da tuhaf şey oldu. Neredeyse eminim. Bu da emin olmadığımı gösterir. Her neyse. Efendim seçim günlüğüne bakalım. Seçim günlüğünde kim e, neler yaptı, nasıl geçti? Yine ilginç, e, hareketli e, bir gündem var. Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'daki yerimiz bir. Kemal Kılıçdaroğlu. Oy yerimiz... Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasını onayladı. Basın başladı. İşte dört adayın yarışacağı o oy pusulası. Türk milletine yoksulluk sınırını vaat ediyorum. Diyor ki 10 GB internet vereceğiz. Biz diyoruz ki interneti herkes için bedava yapacağız. Rant vergisi diye biz bir vergi getireceğiz. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İlker Karagöz'le Çalar Saat'in konuydu. İkinci tura kalamazsak diyerek destekleyecekleri adayla ilgili şartlarını anlattı. Milli, yerli, terörle arasına mesafe koyan kim varsa ondan oturup müzakerede bulunacağız. Zekeriya Yapıcı oğlunun olduğu bir yerde veya Sayın Erdoğan'ın e, milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım dediği yerde nasıl millilikten bahsedebiliriz? İkinci tura kalacak adayın da önüne sığınmacıların gitmesi gündemini mutlaka koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ben göndermeyeceğim dedi. E, e o zaman kusura kalmayacak Sayın Cumhurbaşkanı. Seçim ikinci tura kaldı diyorsunuz şu an. Tabii kaldı canım hiç Kaçarı yok. Ben Millet İttifakı'na şunu öneriyorum. Bu iktidardan kurtulmalıyız. Bu seçimin ikinci tura kalacağı da belli. Gelin birbirimizi incitmeyelim. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Haber Global'de soruları yanıtladı. Seçimin ikinci tura kalacağından emin cümleler kurdu. Millet İttifakı için yedili masa ifadesini kullandı Erdoğan gibi. Ama HDP'den de oy istenebilir dedi. Oy herkesten istenir. HDP'den de istenir. Memleket Partisi'nin Edirne'den 3 milletvekili adayı sıralamada haksızlık yapıldığını gerekçe göstererek istifa ederken AK Parti İstanbul 3. bölgeden 8. sırada milletvekili adayı olan eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da sağlık gerekçesi nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Aramızda bir şu anda milletvekili adayımız var. Aynı zamanda meclis üyesi, aynı zamanda milletvekili adayı. Sadece sehfen kendisi buradan istifa etmedi. Meclis üyeliği devam ediyor. Milletvekili adaylığı düşmüştür zaten kendisinin. AK Parti İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Nayim Yağcı'nın aday olmadan önce meclis üyeliğinden istifa etmediği ortaya çıktı. Yasaya göre belediye meclis üyelerinin de adaylık için istifa etmesi gerekiyor. Bir şahit Erbakan. Seçime kendi logosuyla giren Cumhur İttifakı üyesi Yeniden Refah Partisi Ankara'da adaylarını tanıttı. CHP'nin Erzincan birinci sırada aday gösterdiği Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan il sınırında CHP'liler tarafından böyle karşılandı. Efendim ilginç evet şimdi e, Sinan Uğan'ı duydunuz. Sınırsız internet herkese dedi. İşte zaten senelerden beri bundan bahsediyorum. Onun gündemine girmiş adaylardan birinin. Bu arada diğer adaylardan da patron sizsinizi yavaş yavaş duyarız diye umuyorum, bekliyorum bir yandan da. Bir kıymetli izleyicimiz Kılıçdaroğlu 350 bin konutu bedava yapacak. He, bırakın bu işleri. E, efendim az delikanlı ol da böyle bir şey mümkün olmadığını söyle Selçuk boş yapma. Öyle tatlı ki. Efendim <laughs> bu evlerin bedava teslim edilmesi bir beyan. Yani şu anda bir seçim vaadi olarak kayda geçti. Bu mümkün olur olmaz meselesini çoktan aştı. Bu beyan alındığına göre, kayda geçtiğine göre bunun peşinde olacak bütün memleket. Dolayısıyla bu bir kere söylendiği zaman yapılacak. Ha, mümkün olur olmaz teknik olarak mümkün mü diye soruyorsanız teknik olarak da mümkündür. Hatta sadece deprem bölgesindekiler değil. Kimsenin elini cebine atmasına gerek olmadan ve başkalarının vergilerinden filan alıp transfer de etmeden bir mühendislikle katma değeri yaratıp değeri yaratıp yani yaptığınız projelerle değeri yaratıp bütün şehir bina stoklarının yenilenmesi mümkündür. Mümkündür bu. Ama bunun için alavere, dalavere'den e, inşaat müteahhit cuntasından uzak durmak gerekir. Ha Bir de bu e, e, ciddi bir politika ister. Sonunda da herkes değer kazanır, uygulanır, yapılır. Hiç merak etmeyin.